bize görüşlerinizi yazın gönderin geldiğimiz noktada derken hani bir geçmişe bakalım bir geleceğe bakalım sevgili izleyenler bu bulunduğumuz menzilden Geri dönüp baktığımızda ya da şöyle ufka doğru gözlerimizi çevirdiğimizde ne gördüğümüzü anlamaya çalışalım. Birbirimize bu anlamda da biraz yardımcı olalım. Twitter ve Instagram üzerinden geldiğimiz noktada başlığının altına yazıp gönderebilirsiniz düşüncelerinizi, duygularınızı diyelim. Hadi gelin biraz gazeteleri de okuyalım. Evrensel Gazetesi'nde eczacılarla ilgili bir detay var. Onu okuyacağız. Bugün eczacılar erteledikleri o eylemi gerçekleştirecekler. Eczacılar hakları ve sağlığımız için ayakta. Hasta ve eczacı ilaç arıyor. Uzun zamandır artan ilaç yokluklarına, eczanelerin içine girdiği ekonomik darboğaza karşı eczacılar, iktidara bugün Ankara'dan mitingle seslenecek. Hastaların da eczacıların da ilaç arar hale geldiğine dikkat çeken eczacılar, ilaç bulunamadığı için tedavi protokollerini değiştirmek zorunda kalan hastalar olduğuna dikkat çekiyor diyor ve reçetedeki 3 ilaçtan birinin olmadığı vurgusu yapılıyor. Ee, bu aslında sık sık haberlerini de yaptığımız bir konu sık sık bu ilaçsızlık sıkıntısını yaşayan vatandaşı da bu ilaçsızlık sıkıntısı yaşanırken elinden bir şey gelmeyen eczacıyı da ekrana taşıyoruz aslına bakarsanız ben son dönemde daha önce görmediğim bir manzara görüyorum eczanelerin önünde özellikle nöbetçi eczane aradığınız zaman bilmiyorum sizin oralarda da öyle mi? Ben bunu hem İstanbul'da hem de Kocaeli'de tecrübe ettim. Akşam saatlerinde böyle gecenin geç saati falan da değil e, nöbetçi eczane arıyorsunuz buluyorsunuz gidiyorsunuz kapıda kuyruk var. Gündüz saatlerinde mesela öğlen 11-12 e, nöbetçi eczane arıyorsunuz buluyorsunuz gidiyorsunuz hani çok hastane yanı merkezi bir nokta da değil böyle ücra köşede bile olsa artık eczanelerin önünde kuyruk var sevgili izleyenler bu ilaçsızlık sıkıntısı nereye varacak? Çocuk antibiyotikleri piyasada yok. Haftada bir iki tane çocuk, şurubu geliyor eczanemize. Benim zaten günde eczaneme en az 20 tane çocuk hasta başvuruyor. E benim elimdeki 3 tane şurubu ben hangisine paylaştırayım? Benim annem astım hastası, babam şeker hastası. Çoğunlukla babam zaten insül, insu var ya Şu bir ay içinde bulamıyoruz. Babam zaten vurmazsa şekeri çıkıyor 600'e, 500'e. Ölümle burun buruna gelir yani. Defalarca dile getirdik. Hep söyledik. Daha da kötü günler olacak. Buna bir önlem alalım dedik. Dünden bugüne değil. Neredeyse 2 yıla yakın süredir hemen eczacılar hem de hastalar ilaç yokluğundan tedavilerinin yarım kaldığından dert yanıyor. Ki son 10 gündür ilaç yokluğu has safhaya ulaştı. Diyabet, ağrı kesici antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresan, hormon, epilepsi ilaçlarını, göz damlalarını bulamıyor hastalar. Hatta bazı ilaçların eş değeri dahi yok. Örneğin dün yaklaşık bir 4-5 hastaya göz damlaları arıyordu hastamız ve yok demek zorunda kaldım. Kendisinin dediği şuydu. Kaçıncı eczane olduğunu bilmiyorum ama bir türlü bu damlayı bulamıyorum dedi. Biz mecburen doktora yönlendirdik. Çünkü damlanın muadili de yok. Valla tansiyon ilaçlarında yaşadım ben bunu. Yani ne yapacağız? işte idare ettik. Olmayan ilaçları ne yapacaksın? Alamıyorsun. Kullanamazsanız tedaviniz yarım kalıyor. E, yarım kalıyor. İnfluenza ile ilgili bir ilaçtı. Elimizde olmadığı için de hastayı başka bir eczaneye yönlendirdik. 10 gün önce bir nöbet tuttum. Gelen 4 hastanın birini geri çevirmek zorunda kaldım. Çünkü ilacı yoktu. Tüm eczanelerde? İlacı İşverenler Sendikası her 100 ilacın 25'inin olmadığını ve yokluğun her geçen gün daha da büyüdüğünü söylüyor. Nedeni ise Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Euro kuru 7 lira 86 kuruş. Mevcut kursa 19 lira 39 kuruş. Fark neredeyse iki buçuk katı. O yüzden firmalar Türkiye'ye ilaç vermek istemiyor. Türkiye'de ilaçla dışa bağımlı olduğu için çoğu ilacı bulamıyor. Ya benim annem kalp hastası. İstediğim zaman istediğimiz ilacı bulamayabiliyoruz. Vallahi dil altı. Ondan sonra bununla geçiştiriyoruz. Masadan kalkamaz diyorlar. Ne kadar yaşarsa o kadar gider diyorlar. Durum sadece Ankara'da değil, İzmir'de de aynı. Gülgün Hanım İzmir'den yarınki miting için geldi. Ama İzmir'deki durumu da size sormak isterim. İzmir'de de eczanelerde ilaç yokluğu yaşanıyor mu? Her zaman. Haftanın 7 günü reçete gördüğümüz zaman adeta korkuyoruz. Hasta diyor ki bu kaçıncı eczane hala ilaç bulamıyorum hasta mağdur, eczacı mağdur, raflar delik deşik. Neredeyse eczanelerin yarısı borç batağında %60 %70 oranında kredi kullanıyoruz ki bunlardan biri de benim kredi çekip e eczanemizi döndürmek zorunda kalıyoruz. Hastalar ellerinde reçeteleriyle eczane eczane dolaşırken eczanelerde de durum kritik. Tarihlerinin ikinci büyük mitingi için alanlara iniyorlar. Ekonomik çıkmaza, hak kayıplarına, ilaç fiyat farklılıklarına, artan maliyetlere, ilaç yokluğuna alışamıyoruz sloganıyla eczaneler kapanmasın diye seslerini duyuracaklar Ankara'da.